Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere kaybetme hilesini açıklayacağım. Öncelikle sizlere olanlardan bahsetmek istiyorum. Geçen pazar günü EA Sports benim hesabımı kapattı. Sabah kalktığım zaman bana mail gelmiş. İşte neden glitch paylaşıyorsun, bilmem niye paylaşıyorsun diye EA'den bir çalışandan. Ve bu geldikten sonra arkadaşlar 20 dakika sonra hesabım banlandı. Herhangi bir sebep gösterilmeden sadece glitch paylaştığım için hesabım banlandı. Ve YouTube'da katrilyon tane kanal var glitch videoları yükleyen. Hiçbiri banlanmadı. Üstüne üstü glitchlerde falan paylaşanlar var. Hiç kimse banlanmadı, ancak benim hesabım banlandı. Ve hesabın içerisinde 1.498'den alınmış Cristiano Ronaldo vardı. Yani belki de gerçekten söylüyorum, oyunda belki 100 kişide bir Ronaldo yokken Ronaldo almıştım. Ve şu anda 2.1 milyon, 2.2 milyon civarına gidiyor. Ben bu kadar emek vermiştim. Ronaldo almıştım, bir sürü oyuncu vardı. Hesapta yaklaşık 6-7 milyon coin var. Ve benim bu hesabımı herhangi bir sebep göstermeden EA Sports banladı. Sadece glitch paylaşıyorum diye. Yani bana kafayı takmış durumdalar arkadaşlar ve bu da benim gerçekten bütün sinirimi bozuyor. Ki şu anda zaten coin fiyatlarının ne kadar ucuz adını da görüyorsunuz. İnsanlar zaten FIFA 19 genel olarak beğenmedi. Ve Red Dead Redemption'ın çıkışıyla, yeni oyunların çıkışıyla ben daha da kullanıcı kaybedeceklerini düşünüyorum. Ki gram umurumda değil artık bu saatten sonra. Ben sadece sizlere arkadaşlar bu oyunda nasıl ilerleyebileceğinizi, nasıl güzel şeyler yapabileceğinizi paylaşacağım. Bugün öğleden sonra bir tane daha video getirmeye çalışacağım arkadaşlar. Yani durumlar bu şekilde. Gerçekten artık burama kadar geldi. Yani uğraşmak da istemiyorum. Sadece öyle bir firma ki bu, sadece kendini sıvayanlara destek veren bir firma. Kendisini sıvarsanız sizi etkinliklere götürüyor 2-3 kere. Ondan sonra bütün sene boyunca şunu paylaşın, bunu paylaşın diye diretiyor. Hiç sevmediğim ve hani hiçbir zaman da e-sporda başarılı olamayacak bir oyun. Çünkü şans üzerine kurulu olan bir oyun. Hiçbir şekilde e-sporda başarılı olamaz arkadaşlar. Böyle gittikleri takdirde zaten birkaç sene sonra çok çok daha fazla kullanıcı kaybedeceklerdir ki bu sene zaten coin fiyatlarından da ne kadar kullanıcı kaybettiklerini sizler de anlayabilirsiniz. Ben FIFA'yı çok seviyorum, benim en sevdiğim oyundu. Ancak bizim en sevdiğimiz oyunu bu kadar kötü yapmaları hakkının olmadığını düşünüyorum. Bu kadar para vererek aldığımız bir oyunun hani resmen insanla dalga geçer gibi oyunun çıktığı zaman işte ön direkten atılan goller, böyle saçma salak hatalar. Ki bu sene benim aslında bu glitch'i paylaşmamın asıl sebebini söylüyorum sizlere. Arkadaşlar bu sene serverları ve kuralları değiştirdiler, server kurallarını. Misal veriyorum, siz FUT Champions oynuyorsunuz, 2-1 geridesiniz. 2-1 geridesiniz, adam size 2-1 yeniyor. Adamın gerçekten interneti gitti abi, elektriğe gitti, bir şey oldu. Elektrik gitti, modeme fişi çekildi, bir şey oldu, interneti gitti. Maç bitti. Siz sırf geridesiniz diye size lose veriyor. Ama aslında adamın interneti gitti, belki siz o maçı geri çevirip win alacaksınız. Siz bu yüzden lose alıyorsunuz. Ve siz öndesiniz mesela, 2-0, 3-0 öndesiniz. Adam modemin fişini çekti abi. Siz 3-0 önündeyken siz win almıyorsunuz. Bu sene serverlara öyle bir şey getirdi. Maçın tamamını tamamlaması lazım sizin win almanız için. Ben hayatımda bu kadar saçma bir şey görmedim arkadaşlar. Bu resmen insanlarla dalga geçmektir. Hani başka bir açıklaması yok ve benim çok takipçim başına gelmiş. Bana DM'lerden falan işte abi hack mi var falan diye yazdılar. Hani ben de durumu öyle olunca paylaşmak istedim bunu da. Sizlerle birlikte kullanın abi. Division Rivals'a çalışıyor. Kumandayı da alalım. Division Rivals'a çalışıyor, FUT Champions'a çalışıyor arkadaşlar, kaybetmemeliyiz. Şimdi nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle telefonunuzdan hotspot açmanız gerekiyor. Her telefonda farklı, ben de şu Note 9 olduğu için farklı bir özellikle yapıyorum bu sefer. Şimdi arkadaşlar nasıl ayarlayacağım? Öncelikle telefonunuzdan bu kişisel veri, bu neydi lan, dur bakayım. Bir dakika, mobil erişim noktası arkadaşlar, işte onu açmanız gerekiyor. Sonra ayarlara geliyorsunuz, Wi-Fi kullan diyorsunuz, kolay diyorsunuz. Hatta özel diyeyim, bir şey fark edeceğini zaten sanmıyorum. Kolay diyorsunuz arkadaşlar. Hatta ben sizin için özelden şöyle göstereyim. Özel dedikten sonra şimdi sizin burada şeyi seçmeniz gerekiyor. Kendi hani burada zaten mobil erişim noktası açınca sizlere yani ne olarak açılsın, adı ne olsun diye. Mesela benim bu Android bilmem ne. Bunu seçiyorum işte arkadaşlar. Ondan sonrasındaki her şey default olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ve şunu söyleyeyim ki önümüzdeki haftada oyundaki 6 tane hileyi paylaşacağım sizlerle birlikte. En baba hileleri paylaşacağım. Burada her şey otomatik diyorsunuz arkadaşlar. Zaten sonra burada bir tane test yaparak da bunu görebilirsiniz. Şimdi bu mobil erişim noktasını ben araştırdım. Telefonlardan telefonlara arkadaşlar bunların hız faktörü değişiyormuş. Şimdi bende Note 9 olduğu için daha farklı bir sistemde yapıyorum. Hani iki tane taktiği de ben size vereceğim. İkisinden hangisi sizin için çalışırsa onu yaparsınız. Dediğim gibi kesin çalışıyor zaten de. Hani sizin için hangisi daha uygunsa onu yaparsınız arkadaşlar. Şimdi burada hız testine bakalım kaç çıkacak, merak ettim. İlk defa telefonla, evet telefondan yapmama rağmen 10 numara bir İnternet hızı çıktı arkadaşlar. Şimdi ondan sonra FUT'a giriyorsunuz arkadaşlar.
Çok basit gerçekten. Önceki ben Note 9'da nasıl yaptığımı göstereceğim. Sonra da sizlere hani her telefonda dedim ya farklı oluyor. Sizin kendinize nasıl yapabileceğini anlatacağım. Arkadaşlar olay şu şekilde. Siz mesela FUT Champs'ta maça girdiniz. Ya bu şey yaramıyor yani. Mesela siz 1-0 öndesiniz, koparıp win almanıza yaramıyor. Çünkü öyle bir şey yok. Hani oyun zaten onu güncellemiş. Siz hakikaten 1-0 yenseniz adamın internet gitse bile siz zaten win almıyorsunuz. Yapacağınız tek şey arkadaşlar kaybetme hilesinde. Misal veriyorum, adamın kadrosu çok iyi, sizin kadronuz kötü. Zaten tamamen para üzerine kurulu bir oyun. Hani güya oyuncunun iyi oynamasına bağlı ya. Tamamen para üzerine kurulu olan bir oyun. Sizin kadronuz adamla hiç yarışabilecek seviyede değil. Gridler, mulitler falan ya da çok daha yüksek bir kadro. Siz mesela bu kadroyla oynadığınız zaman adam ne kadar kötü olursa olsun bir kadro handikapından dolayı yenileceksiniz. Bunu yenilmeyeceksiniz işte şu anda bu taktikle. Gösteriyorum. Neredeydi o? Mobil erişim noktası. Evet. Şimdi öncelikle arkadaşlar maça gireceğiz. Ben ilk Note 9'dakini size göstereceğim. Rivals oyna diyoruz. Hadi yavrum, hadi yavrum. Şimdi şöyle göstereyim babalar. Bak, telefonla şöyle bir göstereyim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Bak bu en üstte mobil erişimi açıp kapatma tuşu var. Gördünüz mü arkadaşlar? En üstte tik böyle. Mesela benim Note 9'umda onu açıp hemen kapattığım zaman hızlı bir şekilde oluyor. Bu büyük ihtimal telefonun işlemcisinden dolayı daha hızlı algılıyor kapatıp açmayı. Çünkü o internetin gittiği ve geldiği zamanlar arasında arkadaşlar çok az bir fark olması lazım ki oyun anlasana, internet gitti geldi, serverda bir bandwidth sıkıntısı oldu. Yani nasıl anlatayım bilemedim hocam. Serverda bir bandwidth sıkıntısı oldu ve server'ı, ben hemen bu server'ı kapatıyorum diyor ve o maçı sonlandırıyor. Şimdi mesela adamın kadrosu gayet normal, makul, yenilebilecek bir kadro. Ama mesela bir serverın burada Gullit Millet olduğunu düşün. Champs'a girdin. Şimdi Gullit var, Nedved var, ne bileyim Seedorf, Midorf falan filan var. Şimdi maç başladı babalar, tamam mı? Bakın şöyle gösteriyorum hemen. Şurada bakın en üstte var ya tuş. Bakın ben şunu kapatıp açacağım abi. Kapattım ve hemen açtım. Bakın kapatıp açtım şu anda. Kapatıp açtım. Oyun dondu arkadaşlar. O tik var ya. Bir ileri bir geri yaptım. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi rakiple olan bağlantınız kesildi işte. Bilmem ne yönlendireceksiniz diyor. Ve bu maçı arkadaşlar oynanmamışsaydı. Bu champs oynasanız da bilmem ne oynasanız da. Siz şu anda arkadaşlar burada rahatlıkla aynı maçı bir daha oynayabiliyorsunuz. Siz de lose almıyorsunuz. Rakibiniz de lose almıyor. En azından adil maç oynamış olursunuz. Şimdi bunu diğer türlü nasıl yapabileceğimize geleceğiz arkadaşlar. Mesela Note 9'da belki iPhone X'de falan bu şekilde olur. İkinci taktiğe geliyoruz şimdi arkadaşlar. İkinci taktiğimizi hemen gösterelim. Şimdi benim 4S'de falan da bu şekilde oluyordu bu arada. Onu söyleyeyim hani jenerasyon farkından. Arkadaşlar normalde hotspot'tayken yani mobil paylaşım noktası açtıysanız birini aradığınız zaman arkadaş internetiniz yavaşlar. Hatta ben sizin için Burger King'i bir arayayım baba. Sizin için bir Burger King'i arayayım. 1,5 senedir yemiyorum. 30 kilogram verdim. Çok mutluyum. Mesela kadro geldi abi. İlkay, Matip almış. Lucas var. Oha adama şey çıkmış bu arada. Şimdi abi buna çıkmış yani belli. Satın almamış şeyi. Açıyoruz şimdi baba. Bakın. Maç başladığı zaman 444-54-64 Burger King'in numarasını. Mesela ben arıyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın merhaba bilmem ne falan diyor. Ben de mesela şu anda internet kasmıyor. Bu neden kaynaklı? Note 9'un arkadaşlar işlemcisi hızlı veya daha üst düzey olduğu için bu mobil erişim noktasını engellemiyor. Ama siz 4S'de falan olsanız veya iPhone 5S'de olsanız hotspot'tayken bir arama yaptığınız zaman arkadaşlar o mobil erişimin şeyini kısıyor. Hızını kısıyor mesela arkadaşlar. Mesela oyun hemen donmaya başlıyor ve sizi atıyor. Peki oradaki triki ben şimdi size anlatacağım. Siz diyelim aradınız herhangi bir hattı. Bakın ben de buradan arayıcı hafiften kasıyor ama atmıyor dediğim gibi hiçbir şekilde. Siz aradınız arkadaşlar. Bir saniye geçti. Hani aradınız zaten. Merhaba bilmem ne dedi. Bir saniye geçti. Hemen telefonu kapattığınız zaman sizleri de bu maçtan atacaktır. Ve sizler de aynı maçı tekrardan oynama şansı yakalayacaksınızdır. Dediğim gibi şu anda benim telefon hani büyük ihtimalle yeni falan olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Ben size tekrardan kendi yaptığım şeyi göstereyim. Ekranın kendimkini göstereyim. Bakın mobil erişim noktası. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mobil erişim noktası. En üstte hemen şurada bak kapadım. Tabii size gösteremiyorum ben şu anda da. Kapadım ve açtım. Bakın kapadım ve açtım. Şu anda zaten oyunda dondu. Hemen hızlı kapatıp açtığım için görmüş olduğunuz gibi şu anda beni maçtan attı. Eğer telefonunuz iyi ise bu şekilde yapın. Telefonunuz eski nesillerden bir tane telefonsa da herhangi bir numarayı arayarak bir iki saniye bekleyin ve telefonu kapatın. Sizi maçtan atacaktır ve aynı maçı bir daha oynayabileceksiniz. Dediğim gibi durum bu şekilde. Kimseye bir zararı yok. İyi kadroyla oynamazsınız. Hani gelip şimdi aşağıya kıyamet tellallığı da yapmayın abi. Beğenmiyorsan yapma kılıcı. Yani zaten bu kadar iyi zaten bunu isterse patchler. Ve bunu patchlemesi sadece bir günlü falan alır. Dolayısıyla durumlar bu şekilde. Hiç kimse bu oyuna para vermek zorunda değil. Zaten 360'da 470 liraya satıyorlar store'da.
470 liraya oyunu alan bir insanın birazcık daha para verip iyi bir kadro kurması için de servet ödemesine gerek yok. Dolayısıyla bu şekilde arkadaşlar hem Foot Champs'te hem Foot Rivals'ta bunu kullanabilirsiniz. Zaten yakında eSports Server değişikliğine gidecektir. Çünkü gerçekten çok saçma yani. 2-1 geridesin, adamın internete gitti, sen lose alıyorsun. Ne alaka abi, adamın internete gitmiş. Veya adam, sen 2-0 öndesin, adamın interneti harbiden gidiyor. Sen win almıyorsun, aynı maçı bir daha oynuyorsun. Böyle saçma sapan salak salak şeyler var. Madem böyle şeyler var, sizler de bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi olaylar bu şekilde. eSports bu sene bizle uğraşıyor ama uğraşmaya devam etsin. Bende zaten daha bir sürü oyun açığı var. Onları da arkadaşlar bakalım. Hesabımız açılmazsa onları da haftaya sizlerle birlikte buluşturacağım. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çok yakında zayıflama videosu da gelecek. Artık hani onu gelecek dedim. Artık bugün çekeceğim. Bugün çekeceğim, haftaya atacağım. Artık yeter de yani, bir zayıflayacağız. Demin kilo aldık, zayıflayacağız diyene kadar. Onu da sizlerle birlikte buluşturacağım. Kendinize çok iyi bakın. Dünkü taktik videolarını da izlemeyi unutmayın ve hoşça kalın.